Mevlana'mız bir hikaye anlatır. İhtiyarın bir tanesi doktora gider. Der ki, doktor efendi, hafızam çok zayıfladı. Zihnim köreldi. Duyduğum şeyi unutuyorum. Çok derdim var. Doktor şöyle der. İhtiyarlıktan hacı amca, ihtiyarlıktan. İhtiyar devam eder. Sağ kolum tutmuyor. Eskiden büyük büyük odunlar keserdim, taşırdım. Şimdi tutmuyor sağ kolum doktor bey. Doktor der ki, ihtiyarlıktan amca. İhtiyar oldun ondan. İhtiyar devam eder. Sırtım çok fena doktor bey, sırtım. Yattığım zaman bile ağrı hissediyorum. İnsan dinlenirken ağrı hisseder mi? Çok fena ağrılar geliyor, sancılar geliyor. Doktor şöyle der. İhtiyarlıktan hacı amca, ihtiyarlıktan. İhtiyar kudurur. Yeter be! Sen başka bir şey bilmez misin ya? Bu kadar sene okudun ettin. Bu cevaptan başka bir cevap bilmez misin sen? İhtiyarlık ihtiyarlık tutturmuş gidiyorsun. Yok mu başka bir cevabın? Hacı amca, ey yaşı 60, işi bitmiş adam. Bu kızman, bağırman da ihtiyarlıktan. Bu aksiliğin de ihtiyarlıktan. Bu iki söze tahammül edemeyişin de ihtiyarlıktan. Bunlar hep ihtiyarlıktan. İki söz söylüyorum şifa bulman için, ona bile tahammül edemiyorsun. İnsan öyle bir şeydir ki, fiziki kuvvetinden kaybettikçe öfke kuvveti artar. İhtiyarlar neden aksidir? Çünkü eskiden yapabildiği şeyleri şu anda yapamıyor. Yapamıyor. Allah Teala kuvvetini almış. Kuvvetinin zirvesini 33 yaşına çıkartmış, sonra dağdan aşağı indirmiş, ihtiyarlıyor, çocukluğuna döndürüyor Yasin suresinde buyurduğu gibi. Zirveye çıkartıyor, ondan sonra tekrar çocuklaştırıyor. Çocuk gibi aksi oluyor. Çocuk gibi münakaşacı oluyor. İki söze tahammül edemiyor. İşte bu da ihtiyarlıktan amca diyor. Bu da ihtiyarlıktan. Efendiler, eğer yaşarsak kaçınamayacağımız gerçek ihtiyarlıktır. En önemli şey şudur. Genç de ölsek, yaşlı da ölsek, imanlı ölmek. Allah'ımız Kur'an'da şöyle der. Allah'a Müslüman olarak kavuşun. Müslüman olarak kavuşun. Allah'ın peygamberi Yusuf şöyle dua eder. Ya Rabbi, benim canımı Müslüman olarak al. Amin. Ve beni salihlerin arasına kat. Amin. Gece gündüz ağzımızda bu dua almak zorundadır. Son nefesi kurtardık mı, her şeyi kurtardık demektir. Son nefesi kaybettik mi, ayvayı yedik demektir. Allah bize cennette ayva yedirsin inşallah. Amin. İmam Rabbani ile bitireyim. Harabat ehlini hor görme zakir. Defineye malik nice viraneler var.